Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Amma ba'd. Kıymetli müminler, değerli Müslümanlar, her hafta olduğu gibi Sahih-i Buhari'den dersler yapmaya devam ediyoruz. Hadis dersleri yapmaya devam ediyoruz. Kaldığımız yerde 27. 28. bapta kalmıştık. Aslında bunları geçen hafta okumuştuk. Tevafuk bu ya, Ramazan ile ilgili, oruç ile ilgili hadislere denk gelmiştik. Şöyle ki dersimiz Buhari'den, Buhari'nin El-Cami'u-Sahih adlı eserinin Kitab-ül İman bölümünden derslere devam ediyorduk. İman bölümünden derslere devam ediyoruz. 27. 28. babı tekrar edeceğim. Sonra 29. bab olan Ehabbu'd-Dini İlallahi El-Hanefiyyetü-Semhatu. Oraya geçeceğim inşallah. Evet, geçtiğimiz hafta Babu tatavvu'i kıyami ramadane minel iman. Evet, Ramazan gecelerini ihya etmek imandandır babını işlemiştik. Daha doğrusu bu hadisi şerifi de okumuştuk. Hemen arkasında babu savmi ramadane ihtisaben minel iman. Ramazan orucunu tutmak, tabi sevabını Allah'tan umarak oruç tutmak imandandır babı. Şimdi bu iki baptaki hadisleri tekrar edelim. Minik bir mukaddime yapalım. Ardından bugünkü babımızı işlemeye çalışalım. Ramazan ayına girdik elhamdülillah. Şükürler olsun Rabbimize. Bugün de üçüncü günümüz. Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul buyursun. Hamdolsun. Çok da güzel elhamdülillah Ramazan orucumuzu huzurla tutuyoruz. Evet, birinci hadisimiz قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdular: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak, sadece ve sadece Allah'tan umarak Ramazan gecelerini ihya ederse, Ramazan gecelerini kıyam ile geçirirse, yani ibadet yaparsa geceleri, geçmiş günahları affolunur. Hemen altındaki hadis-i şerifi de okuyayım. Ondan sonra birlikte inşallah burayı şerh etmeye çalışalım. Altındaki hadis 28. bapta, onu da okuyalım. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أبو هريرة رضي الله عنه bu hadisi yine bu hadisi de naklediyor. Diyor ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamberimiz şöyle buyurdular aleyhissalatü vesselam: Men sâme ramadâne imanen ve ihtisâben gufir lehu mâ teqaddeme min zembi. Her kim inanarak ve sevabını sadece Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları affolunur. Evet değerli müminler, iki tane hadis-i şerif: Ramazan orucunu tutmak ve Ramazan'ın gecelerini ihya etmek. Ve iki şart koşuyor. Kim bunları yaparsa karşılığında şu efendim sevabı veya şu güzelliği almış olur. Karşılığı ne? Geçmiş günahlarının affolunması. Evet, bu iki hadis-i şeriften şöyle güzellikler çıkartabiliriz. Bir, geçmiş günahlarımızı Ramazan temizliyor. Ramazan yani oruç, oruç tutmak geçmiş günahlarımızı temizliyor. Bu okuduğumuz hadislere göre. Ki bu okuduğumuz hadisler çok kuvvetli hadisler. Onu söyleyeyim. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e
sübutu yani isnadı çok kuvvetli hadislerdir bunlar ki aynı zamanda okuduğu bu hadis-i şerif İmam Müslim'de de geçiyor. Yani İmam Müslim'in sahihinde de geçiyor. Efendim Kütüb-i Sitte'nin hatta Kütüb-i Tisa'nın diğer kitaplarında da geçiyor. Yani muttefakun aleyh hadisler, sağlam, çok sağlam hadisler bunlar. Peygamber Efendimiz'den işitildiğine efendim çok yüksek derecede inanıyoruz. Çünkü isnat verileri bu efendim sonucu bize veriyor. Şimdi demek ki geçmiş günahlarımızı affedecektir Ramazan ayı. Bu müjdeyi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizlere veriyor. Allah'a hamdolsun, bir kere hamd edelim, şükredelim. Yani Ramazan ayına girmekle geçmiş günahlarımızı, yani bir yıl boyunca üzerimizde biriktirdiğimiz yanlışlarımızı, hatalarımızı affettirecek bir ayın içerisindeyiz. Ne kadar güzel, bunu değerlendirebilene tabii ki. Evet, bir arada değerlendirmek lazım bu hadisleri. Şöyle ki geceyi de ihya etmek lazım. Geceyi de ihya etmek lazım. Yani gündüz efendim orucumuzu tuttuk, yemedik, içmedik, orucun gerektirdiği şeyleri yaptık. Yeter, geceliğin istediğimizi yapalım. Hayır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gecenin de ihya edilmesini söylüyor. Yani ihya etmek nedir? Yani onu güzelleştirmek, onu canlandırmak, onu yeşertmek, onu onun gereği gibi, yani gecenin gereği gibi yapmak, geceyi gereği gibi efendim Ramazan gecesi gibi yapmak nedir? Namaz kılmaktır. Yani teravih namazını kılmaktır. Evet, buradan vurgulayalım. Geceyi teravih namazını kılarak inşallah ihya etmemiz gerekiyor sevgili müminler. Evet, bunlar bizim için önemli fırsat zamanlarıdır. Önemli fırsat günleridir. Elimize geçmez bir daha. Elimize geçmez. Belki geçmeyebilir. Bir daha demeyelim de belki geçmeyebilir. Dolayısıyla fırsatı ganimet bilmek lazım değerli kardeşlerim. Evet. Orucu hakkıyla tutup gecelerini de ihya edelim inşallah. Pekala. Bu hadis-i şerifleri okuduktan sonra tabii hemen arkasındaki inşallah baba geçelim. O da çok güzel. Bakın çok böyle önemli ayrıntılar içeren bir başlık bu başlıkta. Çok zevkli bir başlık, onu da söyleyeyim. Çünkü çok ayrıntılı hükümler içeriyor okuyacağımız bu başlık ve efendim içerisindeki hadis-i şerif. Çok çeşitli hükümler, çok ayrıntılı hükümler, dini yaşantımızı ilgilendiren hükümler içeriyor. Hemen uzatmadan hemen girelim. Bu başlığımızı okuyalım. 29. bab Kitabul İman El Camiu's Sahih'in, yani Sahih Buhari'nin Kitabul İman'ın 29. babı. Babu ed-din yusrun. Babu ed-din yusrun. Din kolaylıktır babı. Din kolaylıktır. Açıklayacağız. Ne anlamda kolaylık nedir? Ne için kolaylık vesaire, bunları inşallah açıklayacağız. Devam ediyor, başlık bitmedi. Buhari diyor ki ve kavlün nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, ve peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin şu sözüyle delillendiriyorum diyor. Dinin kolaylık olduğunu. Din, yani dinimiz İslam kolaylaştırıcı bir dindir. Kolay bir dindir. Açıklayacağız. Peygamberimiz nitekim şöyle buyuruyor. Ahabbud dini ilallahi el hanefiyyetu samhatu. Ahabbud dini ilallah, Allah'a en sevimli gelen din, Allah'ın en sevdiği din el hanefiyyetu samhatu. Kolaylık dini olan haniflik dinidir. Kolaylaştırıcı, kolay, insan fıtratına uygun haniflik dinidir. Evet, şimdi anlatacağız. Bunları efendim söyleyeceğiz. Haniflik dini İslam dinidir aslında.
değerli kardeşlerim. Bunu da söyleyeceğim. Efendim onu açıklayacağız inşallah. Tek tek açıklayacağız bunları. Her kelimesine dokunacağız inşallah. Evet. Şimdi başlık buydu. Başlığı da açıklayacağız birazdan. Şimdi hadisimizi okuyalım. Sonra tane tane her bir kelimeye kelimenin ne anlama geldiğini tekrar alalım, anlatalım. Ama bir bütünlük içerisinde, hadis dersi olduğu için bu ders, bir bütünlük içerisinde şimdi hadisimizi okumamız lazım. Hadisimizi okuyalım. Gâlel Buhâriyû rahimehullahu teâlâ. Allah ondan razı olsun. Buhari diyor ki haddesena Abdüsselam bin Mutahhir. Bize Abdüsselam bin Mutahhir rivayet etti. Gal, o da dedi ki haddesena Ömer bin Ali. Bize Ömer bin Ali rivayet etti. O da an Ma'n ibn Muhammed el-Gifari. O da Ma'n bin Muhammed el-Gifari'den rivayet etmiş. An Sa'id bin Ebi Sa'id el-Makburi. O da Sa'id bin Ebi Sa'id el-Makburi'den rivayet ediyor. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anh. O da Ebu Hureyre'de radiyallahu anh'den rivayet ediyor. Sahabi ravimiz Ebu Hureyre. Yine bakın az önce okuduğum iki hadisin de sahabi ravisi Ebu Hureyre radıyallahu anh idi. Şimdi yine Ebu Hureyre aktarıyor, naklediyor. Diyor ki hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. Peygamberimizden şöyle aktarıyor. Bakın Resulullah aleyhissalatü vesselam ne diyor? Dinleyelim. İnneddine yusrun. Şüphesiz ki din kolaylıktır. Dinimiz kolaydır, kolaylaştırıcıdır, kolaylık dinidir. وَلَنْ يُشَدَّ الدِّينَ اَحَدٌ اِلَّا غَلَبَهُ. Hiç kimse yoktur ki bu dini aşmaya çalışsın, yani bu dini açmaya çalışan, aşmaya çalışan herkes ona yenik düşmüştür. Biraz kapalı bir cümle, anlatacağım. Dini aşmaya çalışan herkes ona yenik düşmüştür. Yani aşırıya gidip dinin istediğinin fazlasını yapmaya çalışan herkes yenik düşmüştür. Anlatacağız. O halde feseddidû. O halde orta yolu tutun. Ve qâribû. Mükemmele doğru yaklaşmaya çalışın. Ve ebşirû. Az da olsa devamlı yaptığınız ibadetlerden dolayı sevinin. Vestaînû bil gadveti ve ruhati ve şey'in min ed-dulce. İbadetlerinizi yaparken sabahın serinliğinden, akşamın serinliğinden ve bir de gecenin bir bölümünden istifade edin. Bitti. Şimdi bu hadis ne anlama geliyor? Evet, çok yani güzel ayrıntılar işleniyor burada. O kadar güzel hükümler vaaz etmiş ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize. Şimdi onları tek tek açıklayalım. Önce başlıktan başlayacağız. Başlığımız neydi? Ed-dini yusrun. Din kolaylıktır. Ve kavlün nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Peygamber Efendimiz'e şöyle buyurmuşlar. Ehabbu dini ilallahi el-hanefiyyetu semhatu. Allah'a en sevimli gelen din kolaylık dini olan haneflik inancıdır demişti. Şimdi din kolaylıktır. Kolay bir din. Ne manaya geliyor? Ey dinül İslami duyusu. İslam dini kolay bir dindir. Yani niye böyle denilmiş? Bizim dinimiz, evet biz dinimizi biliyoruz. Dinimizin hükümlerini, ahkamını vesaire, efendim bizden istenenleri vesaire biliyoruz. Neler istendiğini biliyoruz. Şöyle biliyoruz. Bizim dinimiz bir kere insan fıtratına uygun bir din. Yani insan olarak bizim biyolojik, efendim fizyolojik özelliklerimize uygun bir din. Ağır hükümler yok içerisinde. Büyük böyle ağırlaştırılmış şeyler yok. Yapamayacağımız şey yok. Bakın en zorlarından birisi oruç ibadeti değil midir? İbadetleri gözümüzün önüne getirelim. En zoru,
Nedir? Yani kolay bir ibadet değil aslında. Sabahtan akşama kadar aç kalıyoruz. Yani daha doğrusu aç ve susuz Rabbimiz için bekliyoruz. Kendimizi tutuyoruz. Değil mi? Kolay bir şey değil. Tabii bugünlerde mesela günler biraz kısa. Efendim çok da sıcak bir hava yok. Dolayısıyla susamıyoruz fazla. Ama çalışan adam için yine bugünler bile olsa mesela bir şey düşünün, bir işçi düşünün. Çalışan bir işçi düşünün. Bir ırgat düşünün. İşte kazma kürek sallayan veyahut da işte ekmek teknesinde efendim ocağa ekmek gönderen sıcağın önünde bir şey düşünün. Ekmek kürekçisi düşünün. Hulasa zor yani, az bir şey değil ama kaldıramayacağımız bir şey de değil. Değerli müminler, kaldıramayacağımız bir şey değil. Evet, dolayısıyla son yani buradan çıkartacağımız şey şu olsun. Yani fıtratımıza uygun, yani kaldırabileceğimiz bir zorluk var burada. Yani meşakkat var, evet meşakkatli bazı ibadetler ama kaldırılabilecek bir şey. Yapabileceğimiz seviyede bir meşakkat var burada. Şimdi peki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz "Ed-din yusrun" dedi. Yani din kolaydır. Bizim dinimiz İslam dini kolay. Yani efendim zorluk, meşakkat, ağırlık, güçlük isteyen bir din, içeren bir din değil derken şöyle diyor aslında. Bizden önceki dinler orada istenen bir takım kurallar vardı, hükümler vardı. Onlar çok ağır idi. İslam ile birlikte Allahu Teala bizlere merhamet etti ve fıtratımıza uygun bir hale getirdi bu dini. Ağır şeyler istemedi. Değil mi? Mesela şimdi namazımıza bakıyoruz, 5 vakit. Hatırlarsanız Miraç hadisesinde çok daha fazlaydı. Rabbimiz rahmet eyledi bize. 5 vakit olarak sınırlandırdı. 5 vakit. Efendim zaten rekat sayılarını sayarsak, işte farzlardan, bakın farzları sayarsak, çünkü biz farzlardan sorgulanacağız. Sabah 2, öğlen 4, ikindi 4, akşam 3, yatsı 4. Kaç etti? Yasin, topla bakayım. Yani çok fazla değil. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, yani 10 küsür rekat yani farzları sayarsak. Tabii biz buna sünnetleri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ilaveleri var, sünnetleri var. Onları da ekliyor, yapıyoruz. Yani topu topu bir vakitte bizim kaç dakikamızı alıyor ki? Bizim kaç dakikamızı alıyor ki? 15, efendim abdestiyle beraber şey yaparsanız en fazla yarım saat cemaatiyle ve vesaire. Dolayısıyla Allah bu kadarını istiyor. Çok daha fazlasını isteyebilir miydi bizden? İsterdi. İsterdi. Çok daha fazlasını isterdi. Şimdi örnek olarak bakın, İbn Hacer şerhinden istifade ettiğimiz bu kitapta, İbn Hacer el Asqalani, İmam Bukhari'nin en büyük şarih, en önemli efendim en meşhur şarihlerinden bir tanesi. Allah rahmet eylesin. 852 yılında Hicri vefat etmiş. Büyük hadis alimlerinden bir tanesi o da ve aynı zamanda fakihtir. Hem de birkaç mezhebin fakihi yani. Yani hem Şafii efendim hem Maliki fakihi aynı zamanda, büyük alimlerden bir tanesi. Diyor ki bakın şerhte örnek diyor. Bizden önceki dinlerde mesela diyor. Tevbe etmek. Yani bir günah işledi kişi. O günahın tevbesi nasılmış? Nasılmış biliyor musunuz? Kişinin kendisini öldürmesiymiş. Kendisini şey yapıyor. Feda ediyor. Tövbe böyle. Bizde nasıl? Bakın İslam dininde tövbe nasıl? Bir daha o suçu veya o günahı işlememek üzere efendim günahı terk ediyor. Azmediyor. Bir daha işlemeyeceğim diyor. Bir de pişmanlık duyuyor. Buyurun.
Bakın Cenab-ı Allah bize nasıl kolay bir esas getirmiş tövbe konusunda. Yani hata mı yaptık? Yapmasan iyi. Yapma zaten. Yapma diyor. Yasak ya mesela, yasak. Yasak bölgeye girdik. Yasak bir iş yaptık, yasak bölgeye girdik. Günah işledik, her neyse. Yani bu kolay yapın anlamında söylemiyorum, haşa. Ama kişi nedamet getirdi, pişman oldu. Hemen o fiili terk ediyor. Azmediyor bir daha yapmamaya, azmediyor. Ve pişman oluyor yani. Budur. Ama geçmiş dinlerde kendisini öldürüyordu kişi. Ya şimdi öyle, bakın. Hala Japon dinlerinde mesela, ben çok böyle detayını bilmiyorum ama adam kendisini ne yapıyor? Yanlış yaptı, hata yaptı. Harekiri diyorlar ya, kendisini öldürüyor. Affedilmek için. Yani işte din kolay işte yani. İslam dini kolay. Şükredelim. Değerli Müslümanlar. Şükredelim bakın. Yani bu dinin kıymetini bilelim. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o yüzden söylüyor. Bunun kıymetini bilin diyor yani. Kıymetini bilmezsek Allah bizden ağır ağır bir hesap sorar. Evet. Ve aynı zamanda bizim, bakın, diğer dinlerde, bizden önceki dinlerde Allah-u Teala'nın gönderdiği diğer dinlerde şöyle bir şey daha varmış. Geçmiştekilerinin günahları onlara da yükleniyormuş. Geçmiştekilerinin günahları onlara da yükleniyormuş. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Herkes kendi günahından sorumlu. Geçmiş milletlerden biz sorumlu değiliz. Hatta başkasının günahından da sorumlu değiliz. Diyelim ki bir toplumda birisi bir günah yaptı. Hepimiz sorumlu değiliz ki ondan yahu. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى ayeti kerime. Herkes kendi sorumluluğundan, yani kendi işlediği günahlardan sorumludur. Biz başkasından sorumlu değiliz. Hatta ve hatta ana babamızın günahından bile sorumlu değiliz. Kardeşimizin günahından bile sorumlu değiliz. Evladımızın günahından, tamam işte yanlış yapıyorsa bize de bir şey çıkar da, yani bu anlamda söylüyorum. Dolayısıyla ed-dini yusrun. Evet, Peygamberimiz buyurduğu gibi din kolaylıktır. İslam dini kolay bir dindir. Evet, İslam dini, dinimiz İslam, elhamdülillah, şükürler olsun, kolay bir din. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ehabbu'd-dini ilallahi el-hanefiyyetü semhatu ifadesine gelelim. Allah'a en hoş gelen, Allah'ın en sevdiği din, haniflik olan, kolay olan haniflik inancıdır. Nedir bu? Yani ehabbu'd-din, yani özellik bakımından diyor. Özellik bakımından. İçerdikleri efendim özellikler bakımından diyor. Çünkü efendim dinin özellikleri hepsi sevilir. Tek başına bir özelliği sevilmez, bir özelliği sevilmez. Bütün hepsi bir araya geldiğinde sevilir. Ama bunun özellikleri açtığımız zaman kolay olması, sehl, kolay olması, efendim insanlara, efendim insanların fıtratına uygun olması, yumuşak bir din, yani yumuşak derken kolaylaştırıcı, efendim herkese efendim hitap eden bir din olması anlamına geliyor. Şimdi burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu söylerken aslında şöyle de demek istiyor. Ya Allahu Teala size belirlemiş olduğu esaslar size uygun şeyler. Aşırı gitmeyin kardeşim. Aşırıya gitmeye gerek yok. Bunları yap yeter. Aşırılık yok. Ya aşırılık derken fazla ve eksik. Eksik de aynı şeyin içerisinde. Eksik de olmaz. Bunları yap yeter. Bunlar yetiyor. Efendim bunu söylüyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Öyle ki İmam Ahmed bin Hanbel 241 yılında vefat etmiş. Bizim önemli efendim imamlarımızdan bir tanesi, müştehit imamlarımızdan bir tanesi.
Hanbeli mezhebi duymuşsunuzdur. Hanbeli mezhebinin de imamı Ahmet bin Hanbel, o aynı zamanda bir muhaddistir. Önemli bizim muhaddislerimizden bir tanesi. O şöyle bir rivayet aktarıyor. Diyor ki, bakın kendi eserinde, müsnedinde diyor ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Hayru dinukum eyseruhu. Üç cümle, üç kelime. Hayru dinukum eyseruhu. Sizin yaşadığınız en hayırlı din, dindarlık kolay olandır. Kolay, yani sizin dininiz kolay diyor yani. Kolay. Dininiz kolay. Efendim, zorlaştırmaya, gereksiz şeyler ilave etmeye, katmaya, üstüne yüklemeye gerek yok. Allah dilediğini zaten söylemiş. Nebisi de, peygamberi de, resulü de açıklamalarını, izahlarını yapmış. Bunu takip edin yeter diyor. Evet. Şimdi peki haniflik, hadiste geçti ya, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözünde geçti. Haniflik nedir? Haniflik. Dedi ya, اَحَبُّ الدِّينِ اِلَى اللّٰهِ الْحَنَفِيَّةُ السَّمْحَةُ. Allah'a böyle, Allah'ın en sevdiği, en hoşuna gittiği, kolaylaştırıcı olan, kolay olan haniflik dinidir dedi. Peki bu haniflik nedir? Değerli kardeşlerim, haniflik aslında el-hanefiyyetu, haniflik milletu İbrahim. İbrahim'in milletidir yani. Hazreti İbrahim'in Hazreti İbrahim'e gönderilen ve Hazreti İbrahim'in dinine inananların bulunduğu din yani. Hazreti İbrahim de kim idi? Hatırlarsınız. Kimdi Hazreti İbrahim? Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ceddi, yani ata dedesi. Ata dedesi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti İsmail'in soyundan geliyordu. Değil mi? Efendim, Yemen'den gelen bir kabile geliyorlar. Efendim, Cürhümlüler. Hatırlarsanız İbrahim aleyhisselam hanımı Hacer ile daha küçük yaşta bebek olan İbrahim'i ne yapmıştı? Getirip Kabe'nin bulunduğu yere bırakmıştı. Allah-u Teala'nın ne ile? Tabii ki işaretleriyle, vahiy ile vesaire oraya götür bırak demişti. Daha Kabe mabe işte yıkılmış, üstü toz toprak vesaire, temelleri bile görünmüyor. O noktaya bırak demişti. Cebrail aleyhisselam efendim ona yol göstermişti, bırak demişti, çekip gitmişti. Orada o mevzuyu hatırlıyorsunuz yani, bu zemzem suyu çıkıyor vesaire, efendim Hazreti Hacer annemiz telaşlanıyor, bir oraya koşuyor, bir oraya koşuyor, susuzluktan çocuk efendim kendinden geçmek üzere, Allah-u Teala çocuğun ayaklarının altından su fışkırtıyor yani su çıkarıyor, zemzem suyu vesaire. Efendim birkaç saat geçmez ki tabii o su çıkınca işte gökte işte kuşlar suyun orada böyle dolaşmaya başlayınca, suyun bulunduğu efendim mevkiin yukarısında, Yemen'den çıkıp kendilerine bir yer aramaya çalışan bir kabile, Cürhümlüler. Bir kabile. Diyorlar ki ya uzakta bir kuşlar var gökte. Muhtemel odur ki orada su var. Gidelim oradan su alalım. Çünkü biliyorsunuz çöl efendim, oralar bozkır topraklar. Geliyorlar işte, görüyorlar bir tane kadın, genç bir kadın, bir tane bebek. Ya biz de burada konaklayabilir miyiz? Öyle konaklıyorlar. İşte orada işte Mekke'de vesaire oturuyorlar. Derken Hazreti İbrahim geliyor, gidiyor. Kabe'yi yapıyorlar. Hazreti İsmail büyüyor, gelişiyor, serpiliyor. Onların çocuklarından bir hanım kızla evleniyor, Cürhümlülerden. İşte o soydan değerli kardeşlerim Hazreti Peygamber gelir. Hazreti İbrahim demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin, Hazreti Muhammed'in ata dedesi. Evet, İbrahim, haniflik dediğimiz zaman İbrahim milleti anlamına gelir.
İbrahim'in dini anlamına gelir. Evet. Şimdi Hanif ne demek? Hanif demek, Haniflik dini dedik ya, Hanif demek kendisini sakınan, kendisini efendim batıldan hakka doğru çeviren anlamına gelir. Nitekim Hazreti İbrahim aleyhisselam batıldan hakka doğru dönmüştü. Hakka kendisini çevirmişti. Nemrut'la yaşadığı hadiseleri biliyorsunuz. O yüzden Hazreti İbrahim'in efendim dinine haniflik dini denilmişti. İslam dinine de haniflik dini deniliyor. Değerli kardeşler, hem kolay, fıtrata uygun, hem de batıldan hakka yönünü çevirenler anlamına gelir. O yüzden Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle bir efendim benzetmede bulundu. Evet. Haniflik dini kolay bir dindi, fıtrata uygundu. Nitekim Hac suresi 78. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ve ma ceale aleykum fi'd-dini min haracin millete ebikum İbrahim." Biz sizin babanız İbrahim'in milletine de zorluk, meşakkat, ağır efendim şeyler, hükümler vermemiştik. Yani İslam dini de böyle diyor yani Allah-u Teala. Haniflik dininde nasılsa İslam dininde de böyle diyor Peygamber Allah-u Teala. Şimdi burayı bitirdik. Hadise geçelim. Hadisin de yani bab başlığında da zaten hadisti bu. Asıl hadis dediğimiz noktaya geçelim. Orayı şimdi açmaya, şerh etmeye çalışalım. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne demişti? İlk kelime, hadisi tekrar metnini okuyorum. İnne dine yusrun. Bunu zaten açıkladık. Din kolaylıktır demiştik. Kolay. Yani fıtrata uygun. Bizden ne istenmişse hepsi yapılabilecek şeyler. O manada. Yapılabilecek şeyler bunlar. En zorunu az önce de söyledim, yeni gelenler var diye tekrar ediyorum. En zoru oruç ibadeti değil midir? Onu da yapıyoruz işte, bak yapabiliyoruz. Gücümüz yetiyor elhamdülillah, fıtrat uygun. Evet, devam ediyorum. Burası çok çok önemli. Çünkü burada hata yapmalar veya işte dinimizi yorumlayan bazı kişiler burada hata yapabiliyor. Ne diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ اَحَدٌ اِلَّا غَلَبَهُ. Dini aşmaya çalışan her kim olduysa o yenik düşmüştür. Dini aşmaya çalışan kim olduysa yenik düşmüştür. Dini aşmak nedir? Nedir bu yani? Burada bir uyarı var. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz boşa uyarmıyor. Dini aşmayın diyor. Yani şöyle, aşırı gitmeyin diyor. O zaman tercümeyi şöyle yapsak daha güzel olur mu? Dinde aşırı giden her kim olduysa o kesilmiştir. Veya aşırı giden, dinde aşırı giden herkes sonda yenik düşmüştür. Şimdi açıklayalım. Bu ne anlama geliyor? Sevgili kardeşlerim, öncelikle bakın tam tanımı şu. Onu vereyim, sonra izahı devam edelim. Yüce Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, size verilenleri yapın, çünkü dinimiz size uygun bir ahkam bütünüdür. Yani size uygun her söylenen şey kaldırabileceğiniz şeylerdir, yapabileceğiniz şeylerdir. Onları yapın. Fazla yapayım, bu bana yetmez. Fazla fazla yapayım. Efendim, çok yapayım. Bunu yapanların hepsi sonuçta
tükenmiş. Akabinde yapması gerekenleri de yapamaz olmuş. Bıkmış. Bitmiş. Sizden isteneni yapın yeter. Bakın. Örnek vereyim. Şimdi mesela oruç ibadetinden örnek vereyim. Oruç farz kılınıyor. Ne zaman farz kılınıyor? Hicretin ikinci yılında. Farz kılınıyor. Şimdi tabii Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz anlatıyor, işte oruç böyle tutulacak. İşte ilk uygulamalar, bir tanesi diyor ki ben diyor daha çok sevap kazanmak istiyorum, güneşin alnında tutacağım diyor. Yani şimdi oruç fedakarlık ya, kişinin kendisini efendim yemekten, içmekten ve işte cinsel münasebetten tutması. Ben diyor sıcak bir, yani şimdi nasıl sıcak? Şimdi bizim gibi böyle pardesüyle gezmiyorlar orada. Oranın en serin hali işte gömlekle gezmektir. 50 derece, 60 derece sıcak. Güneşin alnında tutacağım. Ben Allahu Teala'ya daha çok fedakarlık yapacağım. Demiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu görmüş. Demiş olmaz. Orucunu tut ama böyle güneşin altında bekleme. Olmaz. Fıtrata uygun mu bu? Ne olur bir insan güneşin altında kalsa? Bilmiyor şimdi bakın. Bilmiyormuş. Ama Peygamber Efendimiz bak öğretiyor. Güneşin altında kalırsa ne olur bir insan? O gün belki tamamlanamayabilir bile. Oruç da gider. Bayılır. Efendim işte acillik olur. Mesela ha bak bir örnek. Şimdi istenileni yap tamam. Aşırıya gerek yok. Yine bir defasında bakın aklıma geliyor. Bir şimdi bu len yuşaddine ahadun illa galebehu. O kısmı açıklıyorum. Yani dini aşmaya çalışmayın. Çünkü din kolaylıktır. Fıtrata uygundur. Aşmaya çalışmayın. Din size galip, yani kesilirsiniz, perişan olursunuz. Mesela örnek, bir tane de örnek aklıma geldi. Seferde oruç tutmak, yani bir sefere çıktığında, ki eski zamanın seferlerini söylüyorum, şimdiki gibi uçak seferlerini söylemiyorum yani. Kaldı ki şimdi dahi sefere çıktığınız zaman efendim Bakara 185'te belirtiyor. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ân hudellin. Orada diyor kim Ramazan ayına girerse orucunu tutsun. Hastaysa veya seferi ise tutmayabilir. Sonradan tutmak koşuluyla. Şimdi eski zamanın seferi düşün. Yani orduyla hareket ediliyor. Uzak yolculuklar, sıcak yolculuklar, sıcak altında yaya yürüyorsunuz. En fazla bineğiniz oluyor. Çok zenginseniz binek oluyor. E şimdi oruç tutmuş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bakıyor ki birkaç kişi birinin başında bayılmış. Bayılmış adamcağız oruçlu. Şimdi diyor ki yani seferdeyiz tutmayabilirdin diyor. Bayılmış, kaldıramamış. Ruhsatı kullan yani. Bakın burada bu da çıkıyor yani. Ruhsatı kullanalım. Azimet. Tamam bize fırsat verilmiş. Azimet dediğimiz şey ne? Ruhsat varken azimete mi? Ya ruhsat varken ruhsatı kullan diyor yani. Ruhsatı kullan. Bir örnek daha vereyim. Bakın. Bu da çok çarpıcı bir örnek. Bir şahıs savaşın birisinde yaralanmış. Yaralanmış. Yarası var. Efendim kanamalı bir hasta. Bu hastaların suyla işte o derisinin o kısmının buluşmaması lazım. Öyle değil mi? Yani kapalı olması lazım. Yaralanmış.
Şimdi yaralanınca efendim aradan birkaç gün geçiyor, yaralı hasta efendim gazi. Bu şahsın gusül abdesti icap etmiş. Gusül abdesti icap etmiş. Şimdi aralarında müzakere etmişler, konuşmuşlar, ne yapalım, ne edelim. Demiş ki gusül abdesti alması lazım. Halbuki teyemmüm alabilir. Bakın. Teyemmüm alabilir. Teyemmümle. Çünkü yara var ya, kanamalı yara. Gusül abdesti almış ve o şeyden dolayı işte mikrop kapmış, şu olmuş, bu olmuş, vefat etmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kızmış onlara ya. Adamı öldürdünüz demiş. Bakın demek ki değerli Müslümanlar, bakın konu konuyu açıyor. Dinimiz kolay bir din. Dinimiz her şeyi düşünmüş. Yani Rabbimiz ve Peygamberimiz ve ondan sonraki gelen nesiller açıyor, ediyor, müştehitlerimiz var vesaire. Her şeyi düşünmüş. Düşünmüş. Çok güzel. Elhamdülillah. Kafalar saat gibi çalışan müştehit imamlarımız var. Yani. Müthiş. O kadar zeki ki. Ben alanım olduğu için giriyorum, çıkıyorum, bunları okuyorum vesaire. Verdikleri fetvalara bakıyorum. Ya matematiksel zekaları var. Gerçekten yani öyle öyle böyle değil yani. Hukuk kafası. Kolay bir şey değil. Yani iyi bir zekaya sahip olması lazım. Velhasıl. Uzatmayın burayı. Demek ki ed-din yusrun. Din kolaydır. Din bize bildirildiği şekliyle. Üstüne bir şeyler koyulmasına hiç gerek yok. Aşırıya gerek yok. Hurafelere gerek yok. Efendim ilavelere gerek yok. Her şey net. Kur'an vazıhtır, apaçıktır. Sünnet ortadadır. Kur'an ve sünneti alıp güzel bir şekilde yorumlayan müçtehit imamlarımız, onların yazdıkları, çizdikleri, verdikleri içtihatlar çok net bir şekilde ortadadır. Dolayısıyla bu da böyle düşünülmesi lazım değerli kardeşlerim. Evet. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz arkasından şunları söylüyor. Bakın o kadar tatlı ki, ya o kadar güzel bir uslubu ve öğretici uslubu var ki. Ne diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Din kolaydır. Aşırıya gitmeyin. Bunalırsınız, sıkılırsınız, kesilirsiniz. Mesela bakın orayı da söylemem lazım. Orayı da açmamız lazım. Çünkü bura kapalı kaldı. Şöyle diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ya eğer kendini yetiştirmemişsen, kendini eğitmemişsen, yani çok böyle ibadetler konusunda az az yapıyorsan, farzları yapıyor, sünnetleri kırıyorsan, ekstra nafileler yapmamışsan, bir gün dedin ki ben bu gece sabaha kadar namaz kılacağım, kıldın, bitti, şeyler efendim güç tükendi, uyukladın, sabah namazı da gitti, farz gitti, hadi bakalım. Olmaz ki. Sen gece sabaha kadar namaz kılsan sabah namazının farzının yerine geçmiyor kardeşim. Geçmiyor. O farz ve o çok yüksek derecesi var. O yüzden hiçbir nafile bir farzın yerine geçmez. O bakımdan aşırılık yok efendim, bunu böyle bilelim. Devamında diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki orta yolu bulun. Feseddidu. Orta. Ortalama yapın. Yani orta. Bizden istenen ne? Orta. İfrat da değil, tefrit de değil. Aşırı da değil, az da değil. Ortayı. Ortayı yapın yeter. Ve garibu. Mükemmele yaklaşmaya çalışın. Mükemmeli yapamazsanız da çaba sarf edin. Mükemmele yaklaşmaya çalışın. Bura güzel. Ve ebşiru. Bak bura çok tatlı. Diyor ki az da olsa devamlı yaptığınız ibadetlerden dolayı sevinin. Sevinin, müjdele. Yani müjde. Sevinin yani. Kurtuluşa erersiniz. Çünkü niyet. Niyet neydi? Ortayı yapıyorsun. Mükemmele yaklaşmak için çaba sarf ediyorsun.
az da olsa devamlı yapıyorsun, kesme yok. O bakımdan sevinin diyor. وَاسْتَعِنُوا بِالْغَدْوَةِ وَالْرَوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَ. İbadet yaparken güzel vakitleri, yani gidip de güneşin alnında değil, serin vakitleri, efendim gece vakitlerini, o vakitleri kollayın diyor. Yani böyle gücü kuvveti olan kişinin, kimsenin o vakitlerini kollasın diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Şimdi evet, burada hadisimiz bitti. Ramazan'la ilgili hadislerden başladık. Oralardan başladık zaten. Efendim iki tane: men sâme Ramazan, men gâme Ramazan imanen ve ihtisamen gufire lehum ma tekaddeme min zenbihi. Kim Ramazan orucunu inanarak ve sevabını Allah'tan umarak oruç tutarsa geçmiş günahları affolunur. Kim yine aynı şart geçerli, sevabını Allah'tan umarak ve inanarak gecelerini de ihya ederse, yani geceleri de teravih namazını kılarsa geçmiş günahları affolunur. O hadislerden geldik. Hemen akabindeki hadisi Buhari'den okumuş olduk. Değerli kardeşlerim, evet, Ramazan içerisindeyiz. Çok şükür 3. günündeyiz. Hayır, sevap, kat sayılar çok yüksek bir ay içerisindeyiz. Her şey çok yüksek derecede yazılacak. Yani çok sevaplı bir ay içerisindeyiz. Zaman dilimindeyiz. Allah'a hamdolsun. Arınmamız için, tezkiyemiz için bunlar gerekli. Ama şunu da ifade etmem lazım. Bakın, her konuşmada bizim için farz. Birbirimizi hatırlatmamız lazım. Şu Gazze'de yapılan o alçakça saldırılar, katilleri her zaman hatırlamamız lazım. Buradan sesleniyorum. Değerli kardeşlerim, bakın, Ramazan iftarlarında, sahurlarında onların, bakın, bu İsrail mallarını getirip de sofranıza koymayın Allah için. Bakın, sevap, yazık bak. Gözümüzün önünde neler yapıyorlar. Sakın ha, lütfen konunuza, komşunuza, kardeşlerinize, akrabalarınıza söyleyin. Bunları yayalım. Bari en azından getirip de iftar sofralarımıza onların yiyeceklerini, içeceklerini koymayalım, ne olursunuz. Bunu da söylemiş olalım. Bununla bitirmiş olalım. Allah-u Teala tuttuğunuz oruçları, kıldığınız namazlarınızı, ettiğiniz dualarınızı kabul eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha'te ma'as-salavat.